çalışmaya başladık. Çadırımız Husky 4, 3 kişilik, 3 mevsim çadır. Ve çok kolay bir kurulumu var. Tek kişi hızlı bir şekilde kurabiliyorsun. Mandalları standart geçiyor. Altına bir branda serdik. Zemin ıslak. En azından nemli. Ama 3-4 katlı bir branda hazırlamıştık. Bunu serdik. Çadırımızı kuracağız. Ondan sonra rüzgara hesap ederek yön vermeye çalışacağız. Çadırımızı kurduk. Gergilerini de yaptık. Zemin kötü. Hocam o masayı, o masaları ikisini de çekebiliriz böyle. Evet, saat saat 14:10. Abant'tayız. Doktor Ercan'la beraber geldik. Bu akşam buradayız. Bir akşamlık bir kamp programımız var. Etraftan da göreceğiniz gibi dün akşam kar yağmış. Bugün hava açık. Ama dün akşam Ordu'dan gelirken -8 dereceleri gördük. Ona göre teçhizatımız var ama yine de soğuk olacağını da tahmin ediyoruz bu akşamda. Bakalım ne olacak. Üşüyebiliriz de. Çadırımız güzel. Çadırımızda bir sıkıntı yok. 4 mevsim çadırımız var. Uyku tulumlarımız da öyle. Şişme yatağımız var 12 santim kalınlığında. Zemine bir tane, zemin çok ıslak. Bastığımız yerler vıcık vıcık çamur oluyor. Zemine bir tane şey serdik. Yani çimenlerin üstüne. 4 kat bir branda serdik. O en azından ıslaklığı çadıra geçirmemesiyle ilgili bir tedbir almış olduk. Bu şekliyle güzel. Şimdi çadırımızın içini düzenleyeceğiz. Arabada birkaç malzememiz kaldı. Arabamız orada. Arabamıza yakınız. Etrafımızda da birkaç çadır daha var. Şurada tuvalet ve su ihtiyacımız var. Burası Abant'taki yasal kamp alanı. Yani çadırlarımızı kurabileceğiniz yasal kamp yeri burası. Göl şurada gözüküyor ama herhalde o açıdan göl tam gözükmüyor olabilir. Göle yukarıdan bakıyoruz. Evet. Şimdi bir düzenimizi kuralım, kuracağız. Hazır odun getirdik. Çünkü bu alanda odun temin etmek zor. Çünkü bizden başkaları da bu alanlarda kamp yapıyor. Hazır odun getirdik. Bir de birkaç ıslak dal da buluruz. Odun ateşe yakacağımız alanı hazırladık. Evet, düzenimizi kuralım. Gerisine bakacağız. Sen var ya yuvarlanıp yuvarlanıp değilsin abi. Acaba yatağı böyle kilitsek yatağı hiç şey yapmıyor. O olmaz değil mi sen? Yatağı bir kilitsene oluyor mu olmuyor mu? Bu çok fazla değil. He? Kır kır yatağı kır. Böyle yatarsak yuvarlanmayız daha sonra. Öbür türlü şurası bir tarafa doğru değil mi? Sandalyeleri hocam yerine koyalım. Sandalye ihtiyaç olur mu? Yalnız benim yastığım var, sen... Bir yastığa ihtiyacım yok ya.
Ben montumu kullanacağım. Montum benim kalın. Sandalyeyi niye getirdin? Sandalyeyi getirdim. Şu matı kullanacak mısın? He? Matı da getirelim. Fazlalığı olmasın. Hatta şunu şimdi şunun üstünü sandım. Benim montumu alsana, kırmızı montumu gelecek. Giyecek misin? Getir, getir. Giyecek mi şimdi? Yok, getirme, içeri koyacağım, kadra koy. Hızlı tutuşmuyor ama. Baksana ya. Çok duman yapar o abi. Yapsın abi, yapsın da. Ateş oldu belli olsun diyorsun. Yer alır mı onu? Gerek yok ya. He? Ortadan bir şey almıyor. Onlar kürün üstüne atarsak güzel ateş yapar tekrar tekrar. Evet, biz
Ne yapıyoruz? Saç tava yapacağız. Saç tava yapıyoruz. Saç tava için malzeme hazırlığına başladık. Evet. Doğradık. Şimdi iç yağ ile tavamızı kızdırdık. Tavayı kızdırdık. Ateşin biraz sönmesini bekliyoruz. Yüksek sıcaklıkta çok uygun olmayacak. Biraz o yüzden sarımsak. O yüzden sarımsağımızı hallettik. Salatamızı hallettik. Daha söyledik. Hatta iki tane söyledik. Şimdi bunlar eriyecek. O da güzel bir yemek olacak. Yarım kilo kuşbaşı yağlı. Burada da bunun tadı böyle çıkar diye düşünüyorum. Her şeyimiz var. Hiçbir eksiğimiz yok. Sadece hazırlık aşamamız var. Yani böyle bir ortamda 10 numara bir işlem tavsiye ediyoruz. Şimdi biraz şunu yapalım da tavanın sıcaklığı gitmesin ya. Sen o kalın bıçakla bu ben yapayım mı sarımsağı? Yap baba yap yap hadi tamam şey yapalım yani yapalım beklemeyelim. Tamam. Hocam şunu kıracağım için peçete verdim. Şurası yanmaya başlıyor. Oraya alev vuruyor çünkü. Rüzgar o taraftan veriyorum. Şöyle yaparsın, koyun üzerine. Üzerine koy, şunu da koy. Bunun üzerine mi koyayım? Tuzu mu bize şimdi baharat? Su lazım orada bize. Su şundan koyarsın kenarına kenarına. Baharatın vardır senin, baharat bende de var. Güzel bir yer bulduk ya. Evet. Kampımızı kurduk, yemeğimizi hazırladık, saç tavamızı yaptık. Mükemmel oldu gerçekten de. Peki Bolu'dan alın, başka bir yerden getirmeyin. Çok güzel saç tava oldu. Böyle bir yerde de bu giderdi zaten. Afiyet olsun. Acılı mı? Pul derdi de acı vardı galiba ki Bolu'da. Yani doğudan geldi. Hı? Doğudan geldi. Veremem oğlum dur bir dakika. Sana şimdi kızarım. Yok anahtar attım çöpe. Ulan kırmızılı bir nokta olması lazım. Kırmızılı. Ucu kırmızı olacak. Çak şeyin mi? Oğlum da. Kumda kahve miydi acı? Kumda kahve miydi? Özelliği yok ya. Kumu ısıtıyorsun. Ya hadi. Kumda bütün sıcaklığını veriyor yani. Yani denizde sahil çok sıcak. Cezveyi sahile koymaktan da kalkmıyor. Kumun da bir özelliği yok. Yok. Güneş battı. Güneş batınca hava otomatikmen soğumaya başladı. Allah'tan ateşimiz kuvvetli. Burada su kalmayabilir ha. Baksana. Bir tane şahman altı kaldı. Sadece bir tane. Daha bir de ilk gün yani. Bunlar da altı.
ki bizim ateşimizin şiddeti arttı. Biraz sonra daha güzel bir kanala video çekeceğiz. Bu son videom bu akşamı. Sohbetten sonra zaten yaşarız. Tabiatın içindeyiz. Evet, çayımızı yaptık. Şimdi sıra sucuklu yumurtamızda. Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı sucuklu yumurta. Köy tereyağı ile beraber. Olmazsa çayı en son yumurtayı alıp tabii ısıyı alıyor. Hem tava ısınıyor hem çay ısınıyor. Burada yaptığım zaman ateş oraya gidiyor. Buradan başka ısınacağımız bir şey yok. Kahvaltımızı hazırladık. Söğüşümüz var, zeytimiz var, peynirimiz var, güzel bir ateşler, ateşimiz, şeyimiz, çayımız var. Oldukça güzel, afiyet olsun. Kampanyamız en azından bu bitiyor. Bandan ayrılıyoruz. Kampımız bitti. Evet. Şimdi dönüş yoluna başlıyoruz. En son kampta standart olan, herkesin yapması gereken şey mıntıka temizliği. Yani bulunduğumuz yeri mutlaka temiz bırakıyoruz. Evet. Biz de öyle yaptık. Ateşlerimizi söndürdük. Bütün pisliğimizi çöpe attık. Yer yeri kontrol ettik. Çünkü ilk daire olsa bırakmıyor. Doğada bir plastiği yani yok olması için geçmesi gereken zamanı siz düşünün. O yüzden nasıl bulduysak, daha doğrusu daha pis bulduk ama daha temiz bıraktık. Sizler daha pis bulduk. Evet, ama şimdi güzel oldu. Şimdi dönüşeceğiz. Göl çevresinde de bir iki görüntü alırız. Sonra kampımız tamamıyla bitmiş olacak. Bak şu alandan bahsettim sana. 3000 kişi, 4000 kişi. Çadırlar iç içe o kadar böyle şey ki. Kamp yapmışlar. Keçi gelmişsin.